Getir, çok açlar. Al Anceli, al. Bütün gün aç kalman gerekiyor. O yüzden al hadi. Çok güzel. Hadi bakalım bir tane daha al. Al Sakşi, hala sıcak. Hah. Ben de bir tane yemek istiyorum. Ama sen Karvaçot'ta oruç tutmayacaksın ki. Neden bundan yiyesin? Oruç tutmayacak olabilirim ama benim de canım çekti. Çünkü ben hep sizinle birlikte yemek yerim. Bu yüzden sizi görünce kendimi tutamadım. Ayrıca kendime ve çocuğuma bakmam gerek, değil mi? Benim de çocuğumun da besleyici gıdalara ihtiyacımız var. Peki, otur. Sakşi, ona patates de uzat. Başlayalım mı? Yalan söylediğini çok iyi biliyorum. Bugün Virendra için oruç tutacağından adım gibi eminim. Ama Virendra'nın karşısında yalanını ortaya çıkaracağım. Ve tuttuğun orucu sana zehir edeceğim. Rani! Evet efendim. Purvi nerede? Yemek vakti geldi. Hadi git çağır gelsin. Tamam efendim. Şimdi nasıl kurtulacaksın? Şimdi yemek yiyip orucunu açman gerekecek. Bu sefer sana kaçacak bir yer bırakmadım. Hanımefendi, sizi yemek için aşağı çağırıyorlar. Sen git, ben gelirim. Tamam. Geliyor efendim. Neredeydin Purvi? Yemek saati geldi. Bu kadar umursamaz olma. Açıkçası hiç aç değilim Sakşi. Nedense canım hep samosa ve tatlı çekti. Ben de çocuklardan getirmelerini istedim. Getirdiklerinin hepsini yiyip bitirdim ve karnım o kadar şişti ki nefes alamıyorum. Tek lokma bile yiyemem. Artık yarına kadar acıkmam. Çocuklar sana samosa ve tatlı mı getirdi yani? Evet. Anne, fil tek başına tam 5 tane samosa yedi. Evet anne. Üzgünüm ben. Ben öğle yemeğinde size katılamayacağım. Çünkü o kadar çok yedim ki benim uykum geliyor. Gidip biraz uyuyabilir miyim? Yarına kadar bir şey yiyemeyecek gibiyim. Gidelim mi çocuklar? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Burada nasıl bir oyun oynadığını çok iyi anlıyorum. Yalan söylüyorsun ve benim çocuklarımı da bu yalana alet ediyorsun. Ama ne yaparsan yap, bugün orucunu tutmana izin vermeyeceğim. Yapamayacaksın. Yardım ettiğiniz için teşekkür ederim gergeden ve tavşan. Benim yüzümden yalan söylemeniz gerektiği için de özür dilerim. Sorun değil fil. Sen bize birinin iyiliği için yalan söylemenin yanlış sayılmayacağını öğretmiştin. Zaten akşam olunca aslan da sürprizle karşılaşacak. Yani sorun değil. Doğru. Benim sevgili gergedanım ve tavşanım. İyi günler efendim. Muhtar terasın tamir edilmesi gerektiğini söyledi. Aa evet. Size ne yapacağınızı göstereyim. Tabii. Gelin. Terasın bu kısmı biraz eskimiş. Sürekli su sızdırıyor. Buradan başlayabilirsiniz. Peki hanımefendi. Buraya biraz su döküp kontrol edelim hemen, tamam, tamam mı? Hadi başlayın. Peki. Çabuk ol. Acele edin hadi. Peki, çabuk tamam. Çabuk. Bitti efendim. Tamir ettik. Artık sızıntı olmayacak. Peki. Onları gönderip burada bekle. Ben paranı getireceğim. Peki hanımefendi. Çabuk ol. Acele edin hadi. Çabuk çabuk.
İki yıl önce yine Karbaçot Bayramı'nda Purvi'yi satılık gelin olarak hayatımıza soktuğunu öğrenmiştim Virendra. Ve bugün yine Karbaçot Bayramı'nda bu kadını hayatımızdan defedeceğim. Hem de sonsuza dek. Vay canına, şuraya bak. Bugün çok güzel olmuşsun. Bugün Karbaçot Bayramı. Bugün de her evli kadın kendini büyük bir özenle süsler. Ben de öyle yaptım. Bugün oruç tutmaman gerekiyordu. O yüzden burada kalmalısın. Alt katta birkaç kadın toplanıp tören yapacaktın. Senin orada bir işin olmaz. O yüzden odanda bunu, kalıp dinlenmelisin. Bunu nasıl söylersin? Bugün oruç tutmasam da onlarla birlikte dua edebilirim. Uzun ömürlü olman için bu fırsatı nasıl kaçırırım? Yani sen de diğer kadınlar gibi Karbaçot geleneklerine uyacaksın, öyle mi? Elbette öyle yapacağım. Oruçlu olmasam da duayı ihmal etmeyeceğim. Şimdiye kadar yaptığım gibi gelenekleri yerine getireceğim senin için. Sen de bana katılmalısın, her zaman olduğu gibi. Tamam, öyle olsun. Bence saçma. Ama bugün sen çok güzel görünüyorsun. Canım dışarı çıkmak istemiyor. Bütün gün bu odada seninle kalabilirim. Birlikte olabilmek için, yan yana olmak için. Hatta istersen prenses ve kurbağanın hikayesini yeniden canlandıralım. Sen prenses ol, ben de senin kurbağan. Hı? Sen Purvi'yi ne kadar çok seviyorsan ben de ondan o kadar çok nefret ediyorum. O yüzden bugün ona yapacağım herhangi bir şey için asla ama asla pişmanlık duymayacağım. Hadi bakalım, ay göründü, hadi. Tepsilerinizi alın gelin, dua için hazırlanın. Bütün gün aç kaldınız zaten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.